böyle sabahtan beri? Düşünüyorlar. Hiç konuşmuyorlar ama. Düşünüyorlar işte Kavak. Böyle yeteri kadar düşünmeden konuşursan boş konuşuruz. Doğru. Ben de bunun üzerine bir düşeyim. Kafamda 40 tilki dolanıyor, 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Otur da konuşalım. Söyle bakalım. Beraber yürümeye karar verdiğimiz gün biz seninle ne konuştuk? Bu bezirganlara esir olmayacağız dedik. Yukarı çıkacağız dedik. Ama sen yukarılara çıkmak yerine aşağılara yürüyorsun birader. Ne demek bu şimdi? İstanbul'un aşağılık tabakasını ayağına getirttin, el öptürdün. Gördüm nasıl zevk aldığını. Ben de sana soruyorum. Ne demek bu? Ben nereye gidersem sokakları da yanımda getiririm. Aslımı inkar edemem. Ben buralara sokaktan geldim. Geri mi dönmek istiyorsun? Sen bana ne soruyorsun? Beraber yürüyoruz ya. Nereye gidiyoruz onu soruyorum. İstikamette şaşma yok. Yukarı doğru zirveye gidiyoruz. Sokakları ben de bilirim. Bin bir kötülüğünün yanında insanı kendine çeken bir cazibesi de vardır. İnsana yaşadığını hissettirir. Güvenini artırır. 40 tane çakala el öptüren Doğan nereye? Parmak kadar Mira'ya emredersin diyen Doğan nere? Eskiyi mi özledin? Çamurlu sokakların özlenecek bir tarafı yok. Ben sana ilk gün ne dediysem şimdi aynını söylüyorum. Sokaklara hakim olmazsam yukarıdakiler beni adam yerine koymaz. Zemin sağlam olacak ki zıplayasın. Zemini sağlam kurmazsan bırak yukarı çıkmayı ayakta bile duramazsın. Yani bu el öpme merasimini aşağısı için değil, yukarıya bir mesaj olarak veriyorsun. Onu mu söylüyorsun? Onu diyorum. Kaşımın gözümün altına vermediler bu koltuğu bana. Ne var şerefsizi evime saldırdıysa onun bir bedeli olur. Yoksa demezler mi kendi namusunu koruyamayan adam bizim ne işimize yarar diye? Ben önce sokakları temizlerim. Benim pusulam belli. Önce üst katları temizle ki evinin önü temiz olsun. Yoksa sabah akşam süpürsen de apartmanın önünü, üst kattan yine pisliklerini atarlar. Çamurun çöpün nereden, hangi kattan geldiğini görüyorum Kurdoğlu. Benim gözüm yukarıda zaten, takipteyim onları. O zaman ona göre davranalım. O zaman senin dilinle anlatayım ben sana. Benim pusulam da belli. Tamam, yiğitsin. Birine güveniyorsun. Ama tepeye bakarak merdiven çıkmaya kalkarsan takılıp düşersin. Her şey adım adım. Önce önümüzdeki basamağa bakalım. Önündeki basamak nizam değil mi? Bevar gibi şerefsizlere el öptürmezsen nizam bize diz çöktürür. Ya bak sen de düşünmeye başladın. Tilkiler dolanmaya başladı kafamda. Konuşmak kolay. Benim için konuşması en zor. Bildiğimi, inadımı yaparım, olur biter. Ne bildiğini bilmem. Sen de benim bildiğimi bilmezsin. Ama inandığımız şey aynı. Öyle mi? Öyle mi? Benim bir tereddütüm yok. Sefer!
Bize bir adet vardır. Can dostuna, yol arkadaşına ilk silahını hediye edersin. Bunu da bana bir dostum vermişti. Artık senindir. Temiz, merak etme. Bizim canımız birbirimize emanet. Pusulamız aynı. Eyvallah. Devar için ne düşünüyorsun peki? Bana kurşun sıkıyorsan beni öldüreceksin. Onu kendi de bilir. O artık bir ölü. Cenazesi ne zaman? Bak, şimdi anla işte beni. Sokakların doğanı değişti artık. Eskiden olsa çoktan çakmıştım mermiyi ağzına. Ama şimdi dikkatli. Daha dikkatli. Biliyorum, ellerini açmış yukarıdan yardım dileniyor. Bırak biraz karışsın yukarısı. Kendi mezara giderken birini daha götürür oradan belki. Burhan amca. Canım. Ela hadi biz oyun oynayalım seninle. Ya hadi git bakalım. Bu yetimin teyzesi nerede? Görünmüyor. Devlet görevinde. Zamanı buldum. Viking. Sen miydin? Kusura bakma. Haber vermeliydim. Yok, sorun değil. Dayı nerede? Viking'i aldılar. Ne demek aldılar? Nizam tuzak kurmuş. Nizam olduğuna emin misin? Eminim. Yaşıyor mu peki, biliyor musun? Viking'i infaz etmek için acele etmezler. Kesin başka bir planları var. Ne planı? IŞİD. Nizam IŞİD'e mi teslim etti? Öyle görünüyor. Dünden beri bütün izleri takipteyim. Ama henüz nerede esir tuttuklarını öğrenemedim. Belki de... Belki de ne? Bizim buradaki etkinliğimizin farkına varınca belki de Suriye'ye kaçırdılar. Suriye mi? Nizam niye böyle bir şey yapsın? Türkmen Bey Şanver komutanı istediğini yaptıramadı. Burada başarılı olamayınca daha sansasyonel bir eylem yapmak ister. Mesela? Kameraların önünde infaz. Türk istihbaratının çok önemli bir ismini bu coğrafyada esir alıp kameraların önünde infaz etmek. Bu büyük yankı uyandırır.
Günaydın. Evimde ne işin var? Sabahları aksiyonum bilirsin. Döndüm ve seni görmek istedim. Ofise gelmeni beklemedim. Neymiş bu kadar acil olan şey? Beni içeri almayacak mısın? Tekrar soruyorum. Neden buradasın? Güzel haberleri hemen benden duymak istersin diye düşündüm. O zaman uzatmadan söyle. Dediğim gibi oldu. Peşimden geldiler. Ve şu anda Türk istihbaratının en önemli isimlerinden biri IŞİD'in elinde. İnfaz edilmeye bekliyor. Yakında boğazını keserler. Bir video yayınlarlar ve tüm dünyaya bunu servis ederler. Diyecekler ki biz burada Türkleri istemiyoruz. Keyfim yerinde. Hadi gel sana bir kahvaltı ısmarlayayım. Alışamadın bir türlü. Ben kahvaltı sayamam. Bahçeye geç bir kahve içelim. Geliyorum ben de. Suyun kıymeti kuruyunca ateşin kıymeti sönünce anlaşılırmış. Çevrende. Kalabalık seni aldatmasın. Sen yürüdüğün yolda yalnızsın. Unutma. Hiçbirinin maksadı seninle aynı değil. Ya iyidir insan ya kötü, ya yanlıştır ya doğru. İnsan az kötü, az yanlış olmaz. Sen doğru ol kurdoğlu. Doğru sendeler yıkılmaz.
yoldaşlık ettiğinde kendini iyi hissedebilirsin. Ama gerçek dostluk bundan daha fazlasını gerektirir. Sınamadan güvenme, güvenmeden sevme. İnsan yanlış insanı sevip güvenerek yolunu kaybeder. Tıpkı amcan Halit gibi. Hocam, genç kardeşlerimizden biri bir rüya görmüş. Kendisi teeddüp ettiği için benden istirham etti. Müsaade buyurursanız. Konuş Hafız Efendi. Kardeşimiz rüyasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görmüş. Şeytan rüya dahi olsa peygamber cismine bürünemez. Sahiştir. Baka nedir? Karlı bir zeminde onun adımlarının olduğu izlere basarak yürümeye çalışırken kafasını kaldırdığında o izleri bırakanın aslında siz olduğunu görmüş. Bu rüyayı nasıl yorumlarsınız? Bazı rüyaların izaha, tevhile ihtiyacı yoktur. Maşallah. Allah bu yolumuzu mübarek eylesin. Hocam, biz de İsa Mesih'i görebilecek miyiz? Görürsün ama gördüğünü anlamazsın. Belki İzmir'e gelir, burada vazife yapar. Ama insanlardan pek azı onun varlığından haberdar olur. Onun hakim vasıflarından sizin bilmeniz gereken vaiz olmasıdır. Bunu asla unutmayınız. Diğer vasıfları bende saklı kalsın. Anlayacağınız zaman geldiğinde anlatırız. Biiznillah. Şükür. Elhamdülillah. Sizler altın nesilsiniz. Büyüyecek ve hepiniz çok önemli mevkilere geleceksiniz. Bu kutlu dava sizin omuzlarınıza yükselecek. Tıpkı o mübarek rüyadaki gibi izleri takip ederseniz varacağınız yol Rıdvan Cenneti'nin kapısı olacak. Hem de avam gibi Sırat Köprüsü'nde cebelleşmeden oraya varacaksınız. Gayba ait bazı şeyler bazı kullara aşikardır. Allah nimetini üzerimize daim kılsın. Amin. İyi misin Halit? Biraz kafam karışık gibi abi. Hayırdır, ne oldu? Abi biz bu adamın kötü biri olduğundan emin miyiz? Hangi adamın? Fettah da bakın. Halit. Bu adam bizim anamızın babamızın katili. Bizzat babam kendisi yazmış Muska'ya ne mal olduklarını. Unuttun mu? Abi öyle içten konuşuyormuş gibi geliyor. Yani güzel de şeyler anlatıyor. Hep umut vaat ediyor.
Öyledir tabii. Kumandan anlattı bunun oyunlarını. Altın nesil diyor bize abi. Hepimiz önemli yerlere gelecekmişiz. Sen kendine gelsene bir Halit. Tamam abi ya. Adamın dediklerini duymak için gönderdiniz beni. Şimdi bir de ben azar mı işitiyorum? Zorlanıyorsan konuşayım kumandanla, gitmezsin bir daha. Yok. Giderim canım. Giderim işte görev icabı. Ne anlattı bugün? Bir tane çocuk rüyasında Hazreti İsa gibi görmüş Fettah Hoca'yı. Hoş geldiniz Yıldırım biraderler. Girin. Halit, ne var ne yok? Sıkıntı ne? Fettah'ın söyledikleri hoşuna gitmiş de bizimkinin. Ben öyle bir şey demedim. Abiler arada, kardeşlerine kızar Halit. Sen bana anlat, nedir mesele? Öyle etkileyici, öyle inandırıcı konuşuyor ki... ne kadar talebe varsa hepsi peşinden ölüme gidecek kadar çok seviyorlar onu. Sadece bunu söyledim. Adamın sihri de bu, Halit. Fareli köyün kavalcısı gibi... sihirle insanları peşine takarak ateşe sürükler. Biz buna izin vermeyeceğiz. Tamam? Çocuklardan biri güya bir rüya görmüş de... Fettah rüyasında İsa Mesih'miş de... Ne diyor bu konuda? Anarşiden uzak durun diyor. Sağcı, solcu da hepsi yalan. Onlar kayıp nesil. Siz altın nesilsiniz diyor. Altın nesil diye diye... nesillere heba edecek bu hain. Sen camiye de mi gelirdin Davut Bahadır? Hadi tertemiz Müslümanlara suç isnat ettiğim için... günahlarından nedamet getirip tövbe etmek istedim diye. Onca cami varken neden benim içine geldin? Geldim ben buraya. Ne zaman senin oldu? Akıntıya kürek çekiyorsun Davut Bahadır. Sen beni ele geçiremezsin. Benim meşrebimde sonrasını düşünerek iş yapılmaz. Vazife neyse yerine getirilir. İşin sonucunu Allah'a bırakırız. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Nedir senin bana karşı aldığın tedbirin peki? Kurdun avını takip etmesi gibi gözümü bir an olsun senin üzerinden ayırmamak. Yapacağın hatayı kollamak. Bak, şadırvanda bile çıkıyorum karşına. Uydurma rüyalarla, uydurma rüya tabirleriyle gençleri etkileyebilirsin. Ama senin küfrün bana işlemez.
Er ya da geç sen de hata yapacaksın. Beşer şaşar. Allah şaşırtmaz. Sen şaşırmışsın da kendini kolluyorsun. Bir gün hata yapacaksın. Menşei bizden olmayan itikadın sonucunu kollayarak iş yaptırıyor sana. O hatayı yaptığın günde kalbinde samimiyet olan herkes senin gerçek yüzünü görecek. Sen bizim hep Cemal yüzümüzle muhatap oldun, Davut Bahadır. Günü gelip de Celal yüzümüzle iş yapmaya başladığımızda etrafında kimse kalmayacak. Çünkü insanların ekseriyeti akıllarıyla iş yaparlar. Güçle zıtlaşmaz, uzlaşırlar. İşte o gün geldiğinde sen yalnız bile değil, yapayalnız bir ihtiyar kurt olacaksın. Biz alışkınız, ziyanı yok. Ama sen verdikleri görevi yerine getiremediğinde, kapılar yüzüne birer birer kapandığında, elindeki anahtar hiçbir kapıyı açmadığında o zaman ne yapacaksın bakalım? Kurt yalnız da olsa dağda yaşar. Fakat senin gibilerin sonu çöplük kollamaktır. Dinle, Davut Bahadır. Rabbin seni doğru yola çağırdı. Ben duyuyorum. Ya sen? Haydi kurtuluşa. Dinlerin kardeşliği palavrasıyla da Peygamber Efendimizin ismini ezandan kaldırmanıza da asla izin vermeyeceğiz. Bunu da böyle bil. Kendine gel. Ben hataya düştüm, sen düşme. Nafaka veriyorum diye ejderhayı besleme. Doğanın yeri eğer orasıysa, ejderhanın yedinci başını gövdesinden ayırmak için tereddüt etme. Ben ettim, sen etme. Atın ayağı bir tökezlemeye kesilmez. Gençtir, toydur, ben onu düzeltirim dedim. Amcan Halit'e güvendim. Gözüme perde çekilmiş. Yanlışa düştüm. Sen düşme. Siyah piyon C7 C5. Er kişi odur ki kendinden iyisini yerine yetiştire. Sare, nerelerdesin? Yetim kurtların bir operasyonu için Kuzey Irak'a geldik. Oradan beni özlediğin için aramadın herhalde. Bir sorun mu var? Operasyon başarıyla tamamlandı. Ekip arkadaşlarımın hepsi iyi. Sen nasılsın peki? Ben yaralandım. Nasıl? İyi misin? Kolum kırıldı. Durumun nasıl? Alçıya falan aldılar. Platin takılmış. 5 tane kırık var. Öyle yatıyorum işte. Kimse var mı yanında? Kimse yok. Güvende misin peki? Şimdiye kadar kapımı çalan olmadı. Viking nerede? Yalnız bırakmazdı o seni. Viking kaçırıldı. Kim kaçırdı? Nizam IŞİD'e teslim etmiş.
Nerede olduğunu biliyor musun? Buradaki ekip arkadaşlarımız peşinde. Öğrenmeye çalışıyoruz. O zaman hepiniz tehlikedesiniz. Altay, mesele benim ya da Viking'in hayatı değil. Nizam bu işi organize ettiğine göre olay Kod 74'e hizmet etmek. Amaçları bu durumu Türkiye aleyhine kullanmak. Bizi zor durumda bırakmak. Bölgedeki Türk varlığı tehlikede. Sen benden haber bekle. Dinle. Bak, benden haber gelmeden sakın bir şey yapma. Tamam. Sesini duyduğuma sevindim. Ben de. Karışıklık için çok doğru bir yerden hamle yaptık. Sen yokken buralar çok canlıydı. Kaçırdığına üzüldüm. Tam bir provokasyon. Beklediğimiz etkiyi gösterdi. Ama devam etmek zorundayız. Böyle bırakamayız. Daha yeni başlıyoruz. Elimizde bevar gibi bir silah var. Devamı gelecektir. Ben emin değilim. Neden? Bevar köşeye sıkışıyor. Mekanı basıldı. Köşeye sıkışıyor dediğine göre henüz başına bir şey gelmedi. Şimdilik. Peki Doğan mı yaptı? Çok mümkündü. Ama devlet erken davrandı. Emniyetin işi. Peki emniyet bu aradaki bağlantıyı nasıl hemen çözdü? Devlet çok hassas bu konuda. Bunu biliyorum. Zaten o yüzden böyle bir hamle yapıldı. Herkes de bunun farkında. O yüzden emniyet çok dikkatli davranıyor. Aradaki bağlantıyı çözüp Bevar'ın mekanını basan polis kimmiş? Gönderiyorum. Birinci sınıfı emniyet müdürü Ahmet Emşinli. Sırada o var. Enteresan. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun müdürüm. Size de Allah güç kuvvet versin. Cümlemizi. Ahmet abi. Bırak. Bırak yavrum. Ne oldu, kumandandan çay mı getirdin yoksa? Başka sefere inşallah. Önemli bir konu var. Odama niye gelmedin? Bu arada Doğan'ın yakınlarındayım biliyorsun. Ortalıkta gözükmesem daha iyi. Doğru. Geç o zaman. Sari'yi biliyorsun. Evet, senden önce. Ne oldu? Kuzey Irak'tan beni aradı. Kuzey Irak'tan mı? Viking'de mi gitmişler? Evet. Kötü bir haber yoktur inşallah. Viking. IŞİD'in eline düşmüş. Sen ne diyorsun? Sare'de yaralı. Tek başına. Onları orada yaşatmazlar. Tam olarak yerlerini biliyor musun? Viking aksilikleri hesap ederek bu operasyonu devletin resmi kanalından değil, kendi yöntemiyle yapmış. Viking'in ince hesaplarını bilmiyoruz. Şimdi devlet işin içine girerse Viking'in ince hesabı karışabilir. Ben devletim Altay. Sen gidip bana ne anlatıyorsun? Benim gitmeme yardım et. Senin mi? Kumandana ulaşsam o hallederdi. Ama ona ulaşacak vakit yok. İçtiğimiz dualı çaylarını hatırla. Beni sınırdan Kuzey Irak'a geçir.
şey mi unuttunuz müdürüm? Unutmuşuz, evet. Su uyur, düşmanı uyumaz. Sen unutmayın mı oğlum? Emredersiniz müdürüm. Siciline bakınca da tam birinci sınıf bir Türk polisi. Çok doğru bir hedef. Peki görev kime verilecek? Adamla ilgili araştırma yapıyoruz. Verin Doğan'ı halletsin. Doğan'ın bu aralar başı çok kalabalık. Ne var başında kalabalık? Bilmiyorsun sanki. Bevar'la uğraşıyor. Ama Doğan bu işte hep birileriyle uğraşır. Hepsi boş oturmaktan. Bu kez haklı. Bence bu büyütülecek bir şey değil. Onu alaşağı etmek için evini basmış. Sokakların kanunudur bu. Bir üstündekini hep çizmek istersin. Sen şimdi bunların çamur savaşını bırak da ne düşünüyorsun? Sence Bevar Doğan'dan daha çok işimize yaramaz mı? Ben gerekeni söyledim. Gücün yetiyorsa hak ettiğini göster ve otur o koltuğa. Her koltuğun bir bedeli var. Karşındakini yok etmek. Çok hevesliydi ama öldürücü darbeyi vuramadı. Ben bir Bevar'la konuşmak istiyorum. Benim açıkça taraf tutmamın sizin için bir sakıncası var mı? Bilmiyorum Nizam. 5 numara bu konuda çok sessiz. Bir şey söylemiyor. 5 numara uzun zamandır sessiz. Neden? Fırtına öncesi sessizlik bence. Fırtına çıkmadan yol almalıyız. Sokaklardaki planımız da aynen devam etmeli. Doğan'la Bevar arasındaki savaşa da bir son vermeliyiz. Doğan Bevar'a karşı hamle yapmadı demiştin. Direkt olarak yapmadı. Ama Bevar'a biat eden adamların hepsini ortadan kaldırdı. Bevar'ın hamlesini biliyordun, izin verdi. Doğal olarak Doğan buna cevap verdi. Ona da izin verdin. Sen de karşılarına geçip seyrettim, zevk aldın öyle mi? Evet. Oturup izledim. Biraz eğlenmek benim de hakkım. Enteresan. Söyle Sefer Ağa. Abi Nizam dönmüş. Bir bu eksikti. Kan kokusunu aldı ya. Sırtlan gibi dolaşır şimdi şerefsiz. Bevar'ın işini o gelmeden halletsek iyi olmaz mıydı? Şimdi arkasında durup önümüzü kesmesin. Keşke Sefer. O zaman onu elinden kimse alamaz. Ben de onu öldürünce kimseye hesap vermem. Temiz iş. Ela'cığım koşma, gitme oraya. Nereye gidiyorsun? Gel. Ela. Koşarak geldi, yetişemedim Doğan Bey. Kötü mü? Biz de güzel Ela'mızın yüzünü gördük işte. Senin güzel yüzün neden asık? Söyle bakalım. Annem hala gelmedi. Keşke annem de beni de götürseydi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ne desen haklısın. Beni de yanına götürmedi. Ama olsun, biz burada beraberiz. Yalnız değiliz. Merak etme, o da gelir yakında. Hem orada inan bana onun da canı sıkılıyordur. Ya adamlar tekrar gelirse? Denemezler.
Ben burada hep senin yanında olacağım. Sefer abisi, biz Ela ile biraz bahçede dolaşalım diyoruz. Müsait mi? Çok müsait abi. Tam bahçe zamanı. İstemiyorum bahçeye çıkmak. Ela, bence bir daha düşün. Belki istersin. İyi, tamam. Tamam, o zaman yüzümüzü düzeltelim. Sonra çıkıp bahçede dolaşalım. Saadet teyze, sen de bize eşlik et. Tamam. Gel bakalım. Tabii ki senin için fındık kurdu. Çok güzel. Bu evde bir eksik var diyordum. Bunu da getirince tamamlandı işte. Seni çok seviyorum Doğan amca. İlk yanımdasın. Asıl sen ilk yanımızdasın. Karanlık dünyamızı aydınlattın sen. Peki beni sallar mısın? Sallarım tabii. Hadi gel. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Beni hep sen salla Doğan amca. Tabii ki sallarım. Kimse senin gibi sallamıyor böyle. Öyle mi? Annem de görseydi keşke. Yıldız boyu. Tamam ama sıkı tutun. Hı-hı. Hadi bakalım. Ay. Dur dur. Sen hareket etme. Ben yediririm sana. Sağ ol. Bana arada garip bakışlarının sebebi Esra mı? Evet. Rahatsız mı ettim? Yok. Alışkınım ben. Nereden tanışıyorsunuz Esra'yla? İlk görevinde tanışmıştık. Gaziantep IŞİD operasyonları. Evet. Doğru. Gaziantep'te bir ay kadar beraber çalıştık. Hatta ben seni Esra sandım. O olmadığını öğrenince bayağı şaşırdım. Ne yapıyor şimdi? İyi mi? Yanlış bir şey mi söyledim? Esra'yı bir görevde kaybettik. Başınız sağ olsun. Özür dilerim, hatırlattım. Hiç unutmuyorum ki. Yan olsun aklımdan çıkmıyor. Şimdi Viking'i kaybetmeye de dayanamam. Sen hiç merak etme. Elimden geleni yapacağım. Bulacağız Viking'i. Birkaç yere bir haber salmıştım. Yoklayayım bakalım ne durumdalar. Yok hayır. Şimdi toz kaldırma zamanı değil. Gün dua vakti. Sen öyle diyorsan öyledir. Ama ayağa kalkmak için bir şeyler yemek zorundasın.
Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kâkülü boynuna dökülür gelir. Dökülür gelir. Kâkülü boynuna dökülür. Of of gelir. Of mekana bak. Şşş, gençler hayırdır ya? Ne iş? Burada size uygun aktivite yok oğlum. Sıkıntı yok abim Reşat. Arkadaşlar bizden. Ben ilgilenirim yani. Bizden derken? Benim sokak teşkilatı ya. Vay be. Akif mekan süper. Ne yaptın sen buraya? Ya oğlum siz bakmayın. Daha çok eksiği var. Ama toparlayacağız yavaş yavaş. Subhanallah toparlayacağız diyor ya. Bir şey mi dedin abi? Yok kardeşim Akif. Benim şimdi dışarıda biraz işim var. Onları halledeyim. Siz keyfinize bakın. Siz hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Yani siz boşu boşuna gelmezsiniz. Vallahi çarşı karıştı. Tip tip adamlar gelmeye başladı. Daha önce hiç görmediğimiz adamlar. Necilermiş yani? Dertleri neymiş? Öğrenebildiniz mi? Gelip gidip yemek dağıtıyorlar, kıyafet veriyorlar. Katılın bize kurtulun diyorlar. Vallahi kardeş merak ettim. Nedir ne değiller gittim baktım. Artık biz de boş değiliz evelallah. Bize de bu yavruyu verdiler. O ne oğlum? Ver şunu. Bana verdiler. Oğlum hadi diyelim sana verdi. Sen ne demeye belinde taşıyorsun? Oyuncak mı oğlum bu? Ver şunu. Vermem oğlum hayırdır emanet ya. Ver onu bana. Buyur abi. Abi vallahi arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Ciddi bir şey yok ortada. Değil mi? Gel biraz yürüyelim biz seninle. Kim, nerede verdi bunu sana? Seni biraz da Saadet teyzen sallasın olur mu kuzum? Sen çok güzel salladın zaten. Artık kendimde sallarım. Akıllı kuzum benim. Saadet. Söyle kurdoğlu. Bunlar akıllanmamış. Çoluk çocukla uğraşıyorlar. Tane tane söyle. Kim ne yapıyor? Çoluk çocuğa sokaklarda silah dağıtıyorlar. Şerefsiz be var. Çocukların başına bir şey gelmeden bunların hesabını kesmemiz lazım. Silah patlarsa arkası gelir. Sen neredesin şimdi? Vaziyet nedir? Bu işi tetikleyen birkaç serseriyi buldum. Onları halledeceğim şimdi. Tamam. Biz de tepelerine çökeriz bulunca. Levar'ı ne yapacaksın düşündün mü? Az kaldı. Çok az kaldı. Onun hesabını keseceğim. Eyvallah. Levar'a mı gidiyoruz abi? Ya Sefer bir dur Allah aşkına. Konuştuk. Bir bildiğimiz var dedik. Adam kendi ayağıyla tuzağa geliyor. Gelsin. Ben de tereyağından kıl çeker gibi temizleyeceğim o pisliği. Emredersin abi. Ortalığı karıştırmak için çoluğa çocuğa silah dağıtıyormuş. Ve var mı yine? Odur. Başladığı işe devam edecek. Milletin huzurunu bozacak. Nizam da ona destek verecek. Yapar abi. Yapar. Allah'ın emri. Allah'ın böyle bir emri olmaz be abi. Ya Sefer ne anlamda söylediğimi biliyorsun. Nizam'ın emri aldığı tek bir yer var. O zaman biz şimdi Nizam'ın bu pis işe dahil olmasını mı bekliyoruz? Yaşa. Tavuk tarda sayılır Sefer. O dediğin eli kulağındadır. Görelim bakalım Nizamettin Köz. El mi yaman, bey mi yaman? El yaman.
Yürü be Sefer. Ne yaptınız Ahmet abi? Tekin'in durumunu teyit edemedik. Üsttekiler de sınır dışı bir operasyon için daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduklarını söylediler. Yani haksız da sayılmazlar şu karışık zamanda. Ne yani, kimse gitmeyecek mi Tekin Giritli'nin peşinden? İşte resmi olarak durum bu. Malum işte diplomasi giriyor devreye. Ama ben yine de bir bakacağım. Bağlantılarımla bir iletişim kurmaya çalışacağım. Ahmet abi, senin bağlantılarını kurup harekete geçmeni bekleyecek vakit yok. Ben giderim. Ya Kurdoğlu, bu öyle adam dövmeye benzemez. Sınır ötesi bir mesele. Sen yol bilmezsin, iz bilmezsin. Şimdi seni oraya tek başına göndersek kumandan bizim kulağımızı çeker. Ahmet abi, ihtiyarın dediği gibi gün gelir tek bir kurt yeter. Sen beni Kuzey Irak'a götürmenin bir yolunu bul, yeter. Ya dur sen, dur. Benden haber bekle sen. Akif, ne olursa olsun bu arabadan inmek yok. Tamam abi. Elimdekinin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Tabanca abi. Makine. Bu sokakların beyidir. Bizim ne işimiz olur abi tabancayla? Ne yapacağız biz tabancayı? Birisine söz geçirmek istiyorsanız göstermeniz yeter. Ben bunu öyle bir tabanca deyip geçmeyin beyler. Bir İtalyan bebeği. 9 milimetre. Asla ıskalamazsınız. Öyle kedinin uzaktan cere baktığı gibi bakacağına beline takmak istemez misin? Biz kendi halimizle takılıyoruz abi. Tabanca işi büyük iş. Lan oğlum, daha ne kadar dayak yiyeceksiniz? Bu yavru belinizdeyken birileri size dayılansın da görelim. Sizi ötelemeye kalkan oluyor mu, bir de o zaman bakın. Şimdi söyleyin beyler. Kim bu yavruyu beline takmak ister? Ben isterim. Ne oluyor lan? Sen... Yiğitlik tabancayla değil, yürekle, bilekle olur.
Öyle beline silah takıp sokakta yürümekle adam olunmuyor. Al gördünüz içerideki heriflerin halini. Lan bana bakın. Birinizin elinde silah görürsem sizin sonunuz da içerideki heriflerden farklı olmaz. Ha, bu heriflerden başkaları gelirse haberim olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Al şu parayı arkadaşlarına dağıt. Ahmet abi. Bu gece bir Bordo Bereli timi sınırı geçecek. Yola Silopi'den çıkacaklar. Yani onlarla beraber sınırı geçebilmen için bu akşam yetişmen gerek. Yetişirim. Gerekli teçhizat ve planlamayı onlar yapacaklar ama sınırı geçtikten sonra yalnızsın, haberin olsun. Eyvallah. Allah yardımcın olsun Kurdoğlu. Dikkatli ol. Sağ ol Ahmet abi. Asayiş Berke var. Bana bak. Bu silah mevzuyla alakalı bir şey görüp duyarsan Akif abine söylüyorsun. Tamam abi, merak etme. Tamam, gelip bana anlatıyorsun, ben de Altay abime anlatıyorum. Nereye gidiyoruz abi? Sizinin. Bir sokaklara bakın bakalım, bir şey duyup görmemiş mi? Tamam abi, sıkıntılı bir durum olursa konu bende. Akif, tek başına bir şey yapmaya kalkma sakın. Tamam abi. Sadece izleme ve gözleme faaliyetleri. Sonra durumu sana gelip rapor edeceğim. Ben bir süre yine buralarda olmayacağım. Hangarda sorun olursa sokaklarda geziyor dersin. Ne gizli göreyim abi? İn Akif. İn. Hadi. Tamam. Dikkat et. Bakın oğlum, bizi bu sokaklardan silah tabanca değil, öyle filinta gibi yiğit abiler kurtaracak. Anladınız mı? Anladık. Hadi bakalım. Sana güveniyorum Altay. Alo. Daha iyi misin? Ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Akşam Diyarbakır'a uçuyorum. Silopi'den bir ekiple hareket edip oraya geleceğim. Buraya mı geleceksin? Ya diplomasiyi bekleyeceksin ya da benimle yetineceksin. Tamam, anladık. Delisin ama bu kadarı fazla. Canına mı susadın sen? Kesin geliyorsun yani. Tam olarak nerede olduğunu söylersen evet. Ya tamam, dur bir dakika. Aybars! Şimdi telefonu bir kardeşimize vereceğim. O sana yer bilgilerini verecek. Türkiye'den gelecek, yardımcı olur musun? İsmi Altay. Merhaba Altay. Merhaba. Silopi'den özel harekatçı bir ekiple oraya geleceğim. Tam olarak nereye geleceğimi söyler misin? Burayı bulman zor olur. Hem de tehlikeli. Tamam, sınırı geçince bir yerde buluşalım o zaman. Silopi'den gelecekseniz sınırın 4 kilometre ötesinde Dayrabun köyü var. Köyün ilerisinde eski bir çeşme var. Mezarlığın hemen üst tarafında.
Sabah seni orada bekliyor olacağım. Tamamdır. Sabaha görüşürüz inşallah. Yolun açık olsun. Dikkatli ol. Merak etme. Sana dert olmaya değil, derman olmaya geliyorum. Kim bu adam? Sevgilin mi? Yok be. Yani ne alaka? Beni ilgilendirmez. Ama böyle bir işe kalkıştığına göre iki ihtimal var. Ya aşıktır dedim ya da aklını kaçırmış. Deli işte. Yani öyle kafasına koyduğunu yapar, durdurak nedir bilmez. Yalnız bu kadar deliyse başımıza bela olmasın. Güvenilir biri değil mi? Tabii ki. Değildir dedim, serseri değil. Ne bileyim. Viking diyorken seni zora sokmasın diye dedim. Yok merak etme. Yıldız bilir. Sen öl diyorsan öldür. Var mı benden istediğin bir şey? 6 ay gelene kadar Viking'i nerede tuttuklarını öğrenmemiz lazım. Domuza dokunsam bu kadar tiksinmezdim. Tıpların hepsinin hesabını vereceksin. Celaz Musgaz'ın gelişinin hesabını vereceksin. Elbab'ın hesabını vereceksin. Hepsinin hesabını vereceksin. Bu bölgede terörizden herkes sürgün tokadını yiyecek lan! Nizamettin Bey sizi bekliyor. Bekletmeyelim. Gel.
Hoş geldin. Sağ olun. Canımızı sıktılar Nizamettin Bey. Bundan sonra senin canını sıkan şey benim de canımı sıkar. Ve ben canımın sıkılmasından hiç hoşlanmam. Doğan elimi kolumu bağladı. Saldırmak için fırsat bekliyor. Adamın evini basmışsın. Ne yapsaydı? Bir kutu çikolata alıp barışmaya mı gelseydi? Tövbe. Bunca sene kahrını çektim. Emirlerini dinledim. Ağabey dedim. Yeter artık. Bundan sonra Doğan'la benim barışmam mümkün değil. Ya o ya ben. Bak. Ortada bir seçim sandığı olsa ben uyumu herkese göstere göstere sana atardım. Nizamettin Bey, bu işte sandık yoksa tabut var. Sen hangimizi tabuta atacaksın? Yıllar önce bana izin verselerdi, Doğan çoktan toprak olmuştu. Ama bu işler öyle yürümüyor. Mira sana yol vermiş. Neden halletmedin? Acele ettim. Büyük ses getirsin diye hesap kitap yapmadan girdim evine. Oysa bir yerde kıstırıp öldürebilirdim. Sonuç? Doğan'dan korkuna buraya kaçtın. Benim bir korkum yok. Eğer korksaydım bu yola hiç çıkmazdım. Peki buraya gelme nedenin ne? Yani yine bir yerde saldırıp canını alabilirim. Ama İstanbul'da böyle bir kargaşa yaratıp sizin işlerinizi de bozmak istemem. İlk hamledeki hatamı affettirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Talimatlarınızı almaya geldim. Siz yokken bir yanlış yaptık. Artık başımızdaysanız sizin fikirlerinizi almak isterim. Doğan ortadan kalkınca ne olacak? Her türlü ayak işlerinizi yapacak bir bevar olacak. Enteresan. Milleti toplayıp öyle elini öptürdüğüne bakmayın. O elini öptürdükleri benim bir lafıma bakar. Ben ne dersem onu yaparlar. Ben de siz ne derseniz onu yaparım. Ne istersen alacaksın. Adam, para, silah, ne istiyorsan. Siz de beni Mira Hanım gibi yarı yolda bırakmazsınız, öyle değil. Yürü dedi, aslansın dedi, kaplansın dedi. Şimdi benimle görüşmüyor bile. Mira kaybedenin yanında olmaz. Ama destek de vaat etmemiştir. O taraf tutmadan maç seyreder. Kimin kazandığı önemli değildir. Çünkü zaten kazanan ona hizmet eder. Ama ben öyle değilim. Ben taraf tutarım. Hile yaparım. Şike yaparım. Çamura yatarım. Ne olursa olsun kazananı ben belirlerim. Siz böyle dedikten sonra Doğan'ın canını almak benim boynumun borcu olsun. İşte aradığım inanç bu. İzninizle. Size çok güzel haberlerim olacak Nizamettin Bey. Gene mi odam? Tamam kapat. Kapat, ben geliyorum. Bu Doğan'ın bir adamı var. Kurtoğlu. Dövüşçü midir nedir?
Her seferinde o karşımıza çıkıyor. Ne istediğini de anlamadım. İyice sinirlerimi bozdu. Demek ki Doğan'ı öbür tarafa yalnız göndermeyeceğiz. Kurtoğlu'nu da yanına alacak. Mira Hanım bana yol verirken Kurtoğlu'na dokunmamak şartıyla dedi. O nasıl olacak? Top sende. Bu işi halledersen kimse gideni hatırlamaz. Seni hatırlar. Nice. Very nice. İyi nöbetler. Ne ararsın burada? Çağlayan bir nehir varmış buralarda. Onun peşine geldim. Nedir adı? Sakarya derler. Hangi renktir suyu? Gündüz kırmızı akar, gece beyaz. Kaldın kardeşim. Daha önce bekliyorduk. Ben de erkenciyim sanıyordum. Bilir misin kullanmayı? Kurdu oğlu kurda. Et sever misin diye sorulur mu hiç? Hadi o zaman davran. Yolumuz uzun. 15 kilometre yol. Arazi engebeli. Görelim bakalım kurt nasıl yol alırmış. Gidiyoruz. Sen beni mi izliyorsun? Yüzünü görebildiğim anlar o kadar az ki hasret gideriyor. Yüzündeki çizgileri aklıma öyle bir nakşediyorum ki. Bir
daha hiç unutmayayım. Aradan yıllar geçse bile hatırlayayım. Her gün sizinle olmayı, güne senin bu güzel gülüşünle başlamayı. Akşam eve geldiğinde beni karşılamanı, çocuklara doyasıya sarılmayı, onlarla oyun oynamayı, bana baba dediklerini duymayı o kadar isterdim ki. Bunları hala yapabiliriz. Tekin, dön bize. Bütün bunlarla başa çıkabileceğimi sandım ama dayanamıyorum artık. Kapı her çaldığında sen değil de kötü haberin gelecek diye yüreğim hopluyor. Bunları seninle daha önce de konuştum. Çocuklar babasız büyüyebilir. Ama vatan olmadan büyüyemezler. Tekin gitme. Ne olur. Ne olur bırakma bizi. Kalk Melun. Tebliğ yapılacak. Sorduklarıma cevap ver ey kafir. Batıl TC ordusunun Irak ve Şam İslam Devleti topraklarına yaptığı Fırat Kalkanı isimli Haçlı Seferi'ne iştirak ettin mi? Ben böyle bir devletin varlığını tanımıyorum. Haçlı zihniyeti sizin işiniz. Ha, sınır ötesi terör operasyonuna katıldın mı? Evet, seve seve görev aldım. Ey kendi nefsine zulmetmiş gafil. Şimdi sana son bir fırsat sunulacak. Söylediklerimizi kabul edersen umulur ki Allah seni affeder. Bundan sonraki ömrünü zayi etmezsin. Yok eğer inkar eder, küfründe ısrarcı olursan da habis ruhun kendinden önceki zalimlerin yanına gidecektir. Ey gafil, batıl TC devletinin tüm tağutlarına hizmet etmekten tövbeye tağutu inkar etmeye, yeryüzünde tek meşru devleti olan hilafet devletine ve halifemiz Ebu El Hasan El Kureyşi'ye biata davet ediyoruz. Bir şey sorsam cevap verir misin? Ne soracaksın? Kafan karışacak ama yani benim karıştı da ondan. Sor hadi uzatma, ne soracaksan sor. Şimdi ben buraya Fettah Dahak'ın eski adamı, şimdi de Amerika'nın emrinde çalışan haini takibe geldim. Türkiye aleyhine Türkmenlere zarar verecekti. Beni gafil avladı, tuzağa düşürdü. CIA'nin emrinde çalışan bu adam beni PYD güçlerine teslim etti. Onlar da siz zalimlere. Siz de utanmadan Allah'ın adını ağzına alan, İslam bayrağının altında zulmeden piyonlarsınız. Ya bu ne yaman bir çelişkidir? Nasıl bir işbirliğidir? Nasıl kirli bir oyundur? Misyonunuz daha tamamlanmadı mı sizin? Allah'ın nuru yeryüzünü kaplamadan bizim misyonumuz asla tamamlanmaz. Ey kafir!
YPG güçleriyle savaşıyormuş gibi görünüp el ele verip bölgenin etnik yapısını değiştirdiniz. Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta uydu devleti kuracaktınız. Fırat Kalkanı operasyonu sizi o ıslak rüyanızdan uyandırdı. Ya bana Allah'ın yolu falan deyip edebiyat yapma. Siz Hazreti Ömer'i camide katleden zihniyetin bugünkü halisiniz. Şeytanın kuklaları! Yeter! Yerli karadağın yıkılmasın. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu ar imandan ayırmasın. Burada gece sohbetinde hikaye anlatılır. Usulü böyledir. Senin var mı hikayen Kurtoğlu? Benim tanıdığım ihtiyar bir kumandanım var. Ondan sorulur hikaye işleri. Ben dinlemeyi öğrendim. Anlatırsanız dinlerim. Bizim hikayeleri döndür döndür çok dinledik. Yeni gelen birine sorduğumuz ilk soru yeni hikaye oluyor. Hangi dağın kurdusun sen? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir arkadaşa bakıp çıkacağım, çok durmayacağım. Ben de çok kalmayacaktım ama... 8 aydır bu dağlardayım. Bu benim oğlum. 4 aylık. Daha göremedim. Maşallah. İzin vermediler mi oğlunu görmene? Yok, verdiler sağ olsunlar. Git eşinle çocuğunla zaman geçir. İstediğin zaman da görevinin başına dön dediler. Niye gitmedin? Geçen yıl sınır ötesinde terörist bir grup köyün birini bastı. Onlarca kişiyi katlettiler. Küçük bir çocuğa söz verdim orada. Annenle babanın katilini bulmadan bana rahat yok dedim. Kim bilir, belki de şimdi beni hatırlamıyordur. Ama o çocuğa söz verirken bayraklı üniforma vardı üstümde. Türk askeri söz verdi o çocuğa. Şimdi sözümde duramazsam karımla çocuğumun yüzüne bakamam. Bulabildiniz mi yerlerini? Bulduk. Bulduk çok şükür. Şimdi yaptıklarının bedelini ödetmeye gidiyoruz. Eyvallah. Allah yardımcınız olsun. Senin hikayeyi anlatacağın yok Kurtoğlu. Hadi bakalım. Gitme vakti geldi. Toparlanıyoruz. Sağ ol. Birazdan Türkiye'den çıkacağız. Şu tepenin ardı Irak. Ne oldu? Bir garip oldun sen.
İlk defa yurt dışına çıkıyorum da. Yurt dışına çıkmak için daha bekleyeceksin demek ki. Oralarda, gideceğin yerlerde bizim topraklar, Kurtoğlu. Görüşürüz. Çök. Burada ayrılıyoruz. Bu yola devam edersen Dayrab'ın köyüne varırız. Allah size güç kuvvet versin. Hepimize Kurtoğlu, hepimize. Erkan, al. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Demek buralara tek başına yardıma gelen deli sensin. Sare mi söyledi delidir diyor? Kim derse desin. Senin gibi deliye can kurban. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sare nasıl, iyi mi? İyi. İyi ama evde fark edilmeden daha ne kadar kalırız bilmiyorum. Neyse. Hadi gidelim. İçeri giriyorum, onay ver. Gel Aybars. Böylesi daha garanti. Geçen sefer silah doğrulmuştun. Yalnız mısın? Müsaade var mı? Gelmişsin. Otur otur, yorma kendini. Buraya kadar geldim. Yanına da gelirim. İyi misin? İyiyim. Mira biliyor mu burada olduğunu? Gerçekten ilk merak ettiğin bu mu? Kaç gündür buradasın? Ne günü ya? Yıllardır buradayım sanki. Nasıl oldu? Amerikalılar kıstırdı bizi. Başımıza çuval geçirmeye geleceklerdi.
Sen de kefen giyerim daha iyi olur dedin. Sen olsan ne yapardın? Seni arar sorardım. Nasıl oluyor bu işler diye. İlk kez mi geliyorsun bu bölgeye? En yakın Diyarbakır. Sayende buraları da görmüş oldum. Ama bana yetti. Ben İstanbul'u özledim. Sen özlemedin mi? Deli misin? Bilmem. Arkamdan öyle söylüyormuşsun ama. Ha, ben onu şeyden, yani Aybars dedi ki kalkıp ta buralara kadar geliyorsa ya şeydir dedi ya. Daha sohbetiniz devam edecekse ben bir çay demleyeyim. Hı? Yok tamam. Bizim hemen gitmemiz lazım. Ben hazırım zaten. Bir ayaklanır gibi oldun ama ayağa kalkabilecek misin? Aslında kalkmaması lazım. Bir şey olmaz. İyi misin? İyiyim. Otur yavaş. Başım döndü. Heyecan yaptım herhalde. Tamam, kendini hissedince kalkarsın, o zaman gideriz. Nereye gidiyoruz? Bulduk mu Viking'in yerini? Ben buraya seni almaya geldim. Viking'i burada bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Nerede olduğunun farkında mısın? Evet farkındayım. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben dışarıdayım. Bir etrafı kontrol edeyim. Bak, Viking'i burada bırakacak değiliz. Devlet onu zaten kurtarır. Ama seni benden başka kimse kurtarmaz. Ben buraya seni almaya geldim. İnat etme. Gerekirse ölürüm ama Viking'i burada bırakıp hiçbir yere dönmem. Bir elim hala sağlam. İş görürüm. Sen de ya bana yardım et ya da bırak git. Gelmiyorum ben. Sare. Gelmiyorum. Tamam bak şöyle yapıyoruz. Ayağa kalkabiliyorsan benimle beraber hemen Türkiye'ye dönüyorsun. Yok kalkamam diyorsan da burada durup hiçbir yere kımıldamıyorsun. Sen? Ben de Aybars'la beraber gidip Viking'i alıp geliyorum. Sonra da seni alıyorum. Söz. İşler yolunda gitmezse? Sana söz verdim Sare. Mecbur geleceğim. Ben de önüne kadar kendine iyi bak. Bir ihtiyacın var mı ilaç falan? Dikkatli ol. Viking için gidiyorum. Senin için döneceğim. Sare? Bizim dönmemizi bekleyecek. Viking olmadan Türkiye'ye dönemezmiş. Burada tek başına kalması doğru mu? Hem de yaralıyken. Nasıl olacak? Aybars, kaç gündür Sare burada güvenli evde kalmıyor mu? Öyle. Ya öyle de. Peşimizdeler. Gizlimiz daha ne kadar sürer kestiremiyorum. Allah'a emanet. O başının çaresine bakar. Biz elimizi çabuk tutalım. Bir an önce Viking'i alıp gelelim. Başka gelecek var mı? Sen getirmediysen kimse yok. Silah? Onları sonra hallederiz. Sınırdan silahlarla geçemeyiz. Sınır mı? Daha yeni geçtim sınırdan. Burada sınırlar her gün değişiyor Altay kardeşim. Güzel.
Şey bak, bu olur. Bakayım. Olur bu. İsmin Mustafa Sadullah. Evlisin. Kerküklüsün. İki tane çocuğun var. Kasapsın. Evlilik bana göre değil. Ama kasaplığı sevdim. Eyvallah. Kasap Mustafa. Uğurlar olsun. Abi. Fena bahçe değil mi? Bahçede abi. Salıncağa biniyor. Şey bir de abi. Ne? Bir hanım geldi. O da biniyor salıncağa. Bahçede. Sen Doğan amcamın iş arkadaşı mısın? Evet. Olanları duyunca geçmiş olsun demek istedim. Sana da geçmiş olsun. Çok korkmuş olmalısın. Evet. Hala sesler kulağımda çınlıyor. Böyle bir şey yaşamış olman çok üzücü. Ben olsam ben de çok korkardım. Ama iyi ki sana bir şey olmamış. Doğan amcam hemen aldı sakladı beni. Ama o gelene kadar çok ağladım. Çok korktum ona bir şey olacak diye. Annen yanında yok muydu? Yoktu. Evde de göremedim anneni. Burada değil mi? Annem. Ela bak. Oley. Yapmışsın. Çok üzülmüştüm bozuldu diye. Hadi keyfini çıkar biraz sen. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz Ela'cığım. Çok tatlı bir kız. Kendi çocukluğuma benzettim. Büyüdükçe tadın kaçmış desene. İnsan yaşadığı hayatı seçemiyor. Ben bu hayatın içine doğdum. Bu hayatın içinde büyüdüm. Pek tatlı bir hayat değil. Ama başka türlüsünü de bilmiyorum zaten. Mira, seni tanımasam üzülüp üzünleneceğim. Böyle tatlı haller, üzüntüler falan. İnsan arkasından ne gelecek diye korkmuyor değilim. Son zamanlarda çok şey yaşadık. Biraz motivasyon tazelemek iyi gelir diye düşündüm. Yeni evime Esra ile seni yemeğe davet edecektim ama... buralarda değil galiba. Evde yok. Tam zamanında gitmiş nereye gittiyse. Sahi, haberi yok mu olanlardan? Tesadüfen gittiyse bile... Ya ben bu işlerden anlamam ama savaş çıkmış. Bir anne kızını merak etmez mi? Anlamadığın işleri kurcalama bile. Esra evde yok. Tamam canım. Aile işleri beni ilgilendirmez. Ayrıca burada olsa zarar görecekti belki de. Ailenden birisi zarar görsün istemem. Sağ ol. Çok zarifsin. Ama yine de uyarmak isterim. Bevar'ın duracağını hiç sanmıyorum. Bence Ela'yı güvenli bir yere göndermelisin. Sen boşuna konuşmazsın. Sen böyle diyorsan mutlaka bir şey vardır arkasında. Ben Ela'yı tehlikede bırakmam. Ben o zaman biraz ev işleriyle ilgileneyim. Birkaç tablo bakmam lazım. Ha, bir de Altay nerede? Telefonla ulaşılamıyor. Mira, sen Altay'ın nerede olduğunu bilmiyorsan ben nereden bileyim? Aranız iyi değil mi?
Bir sorun mu çıktı? Sen aramıza girmediğin sürece benim Kurdoğlu ile bir problemim olmaz. Bir dakika, bir dakika. Sen benim Kurdoğlu ile yakınlaşmamı mı kıskanıyorsun? Dakika bir aramıza girmedin. Hoşlanmıyorum diyelim. Konuyu kapatalım. Sana bir şey diyeyim mi Doğan Sakınmaz? Altay bizimle yürümekten sıkılmazsa çok yukarılara çıkacak. Bence o adamlarını bozma. Hatta rica ederim benim de aramı bozma. Daha önce bu bölgede bulundun mu? Hayır. Yabancı değil. Türkçe yetiyor. Bölgeyi bilmiyorsun. Yabancı dil de bilmiyorsun. Ne vardı buraya gelirken aklında? İnsanı biliyorum, yetmez mi? Dünyanın neresine gidersen git, insan aynı insan. Bak sana bahsettiğim sınıf birliklerinden bir tanesi. Dost mu düşman mı? Dostlarımızdan çok uzaktayız burada. Sen sessiz kal, ben hallederim. Sana ne sorarlarsa sorsunlar, sen sadece gülümse. En sevdiğim. Boğuy! Bokar Atıbın. Darın bu pazar. Nasıl mekan? Kalki kuy. Karkuk. Ata ne pırtı? Tı. Velo. Kalki kuy. Kısaca. Sen ya? Konuştum, sadece gülümsedim. Ben de gülümsedim. Sare deli diye az demiş sana. Ettin mi dün gece? Evet, sağ olun. Etmedin. Edemezsin de. Çünkü korkuyorsun. Doğan gibi şehrin en yırtıcı kuşunu yaraladın. Şimdi de onun şehrinden korkuyorsun. Hayır. Korkmuyorum. Bu sadece benim için bir tedbir. Bu silah seslerinde ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Korktum. Ben silahların içine doğdum Nizamettin Bey. Mermi sesi benim için ninni. İnsan beyni bu delikanlı masalları dinlemez. Ben gördüm. Korktun. Önce kan basıncın yükseldi. Sonra göz bebeklerin büyüdü.
saniyesinde adrenalin yüklü kan bütün vücuda yayılmaya başladı. Saniyesinde. İşte korku böyle bir duygudur. Duyguların en büyüğüdür. Mantıktan bile güçlüdür. Ben bulunduğum bu noktaya korkarak gelmedim. Korkarak geldin. Korku en az cesaret kadar işe yarar. Anlayamadım Nizamettin Bey. Anlatayım. Sebebini bilmediğin silah seslerini duyduğunda tedirgin oldun. Halbuki benim yanımdaydın. Güvendeydin. Başına bir şey gelmezdi. Ama karşımda senin yerine Doğan Sakınmaz otursaydı, senin biraz önce yaşadığın o kimyasal reaksiyonların hiçbirini yaşamayacaktı. Kılını bile kıpırdatmadan öylece bana bakacaktı. Eski bir dostum şöyle der. Akıllı insan korkar. İşte Doğan'la arandaki fark bu. Doğan'ın senden eksik yanı, korku nedir bilmiyor olması. Senin ondan üstün yanınsa, kimden korkacağını iyi bilmen. İşte bu yüzden seni tercih ettim Bevar. Bana akıllı adam lazım. Şimdi beni iyi dinle. Buyurun Nizamettin Bey. Rakibini tanımadan saldırdın. Aslında bunu ondan korktuğun için yaptın. Her normal insan gibi Doğan'ın sana yol açmayacağını ve hep altında tutacağını bildiğin için. Ama bundan sonra benim söylediğim şekilde hareket edeceksin. Başım üstüne. Doğan duygularıyla hareket eder. Ona diz çöktürmek istiyorsan çok değer verdiği birini alacaksın. Bu onun canını çok yakar. Doğan'ın sevgilisinin bir kız çocuğu var. Eve bastığında o da oradaymış. Biz çocuklara dokunmayız. Boş boş konuşup benim canımı sıkma da beni dinle. Doğan bugün onu güvenli bir yere gönderecek. Güvenli bir yere gitmeden onu sen alacaksın. Doğan'ın kendi evladı gibi sevdiği bir çocuk için senden daha güvenli bir yer mi var? Nice. Very nice. اهلا بخوم اي فارس شكرا تعال ادخل kardeşim
Kardeşim. Kardeşim benim. İstanbul'dan kardeşimiz Altay. Erbil'den kardeşimiz Azat. Merhaba. Sen gelmeden namın buralara kadar geldi Altay Usta. İyiyim kötü mü? Yiğidin harman olduğu yerden gelir dediler. Teftiş noktasında duyduk ki 5 kişiyi devirmişsiniz. Herkes sizi arıyor. Arayan bulur. Mevlasını da belasını da. Mekan belli oldu mu? Oldu oldu. Hadi oturun şöyle. Tekin dayının tutulduğu bina aha şurası. İki tarafı da meydana çıkan bir geçit vardır burada. Dışarısı temizdir. Gündelik işler döner. Ama içerisi IŞİD teröristleriyle doludur. Üs olarak kullanıyorlar orayı. Kendilerinden olmayan almazlar. Hele bir gir meydana bakalım. Sağ çıkamazsın. Sizi oraya kadar götürürüm. Ama sonrasında gücüm yetmez. Geçit dediğin yer herkesin dolaştığı bir meydan mı? Evet evet. Pek insan kalabalığı yoktur. İsteyen girip çıkar. Tamam, sen bizi oraya bırak yeter. Azat. Diğer işi de hallettin değil mi? Etmez olur mu? Yaşa. Ben sizi burada beklerim. Allah işinizi razı getirsin. Ayağınıza taş değmesin. Eyvallah Hazret kardeşim. Hazret içeride kalabalık olduklarını söyledi. Gürültü yaparak girersek hem Viking'i hem de kendimizi tehlikeye atmış oluruz. Buraya aşağıdan girecek bir delik yok. Çatıda da bir sürü adam var. Biz içeri giremiyorsak onları dışarı çıkartırız. Okuyacaksın. Ben İstilacı Türk Devleti adına kanunsuz işler yapan bir ajanım.
görevim halkı rejime karşı ayaklandırmaktır. Bu böyle devam ediyor. Ya okursun ya ölürsün. Çok uzattın be. Öldüreceksen öldür. Bize bu havalar gelmez. Ben senlik bir şey biliyorum. Bunu neden yaptığımızı anladın değil mi güzel kızım? Anladım. Aferin kızıma. Nice. Geliyorlar. Başlıyor. Ben biraz hava alacağım. Olur. İkinizi de ayrı ayrı aramak istemedim. Bir haber mi var? Davet var. Biliyorsunuz son zamanlar biraz stresli ve can sıkıcı geçti. O yüzden muhteşem bir organizasyon yaptım sizin için hangarda. Ne organizasyonu? Ramazan eğlencesi gibi. Orta oyunu. İkinizi de mutlaka bekliyorum. Bunca derdin arasında. Dünyanın derdi biter mi Nizam? Öleceğiz diye eğlenmeyelim mi? Bence kaçırma. Carpe diem diyorsun. Bana uyar. Ama geldiğime değsin. Hiç merak etme Mira. Değecek. Tamam, bana da uyar. Tam da gelip yüzünü yakından görmek istediğim bir gün. Tamam o zaman. İftardan sonra bekliyorum. Şunu bir daha çalsana bebeğim. Tabii ki.
Yalnızı alın. Yarısını öldürün. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç. Aç kapıyı. Aç. Tuzak! Bas! 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 Aha! Şşş! Sen bana canlı lazımsın, kendini öldürtme. Nice. Very nice. Al bunu. Oku ya da bundan doğrar mısın sen? Tamam. Okuyacağım. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıradan bir vatandaşıyım. Emperyal güçler tarafından cehenneme döndürülen, dünyanın cenneti Orta Doğu'dan bütün dünyaya sesleniyorum. Yurtta barış, dünyada barış. Kazin! Kudular beni, kudular beni. Mafisi, şeriatlar nasıl? Dayı, yürüyebilir misin? Yürü. Çabuk çıkmamız lazım. Dayı. Hadi dayı. Bomba. Çekil! Çekil! Çekil!
sahneye gidiyorum, beni bekliyor. Sağ olasın Kurdoğlu. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım yine polis baskını olmaz ha? Çocuğun bakışlarını hiç beğenmiyorum. Tipi de bir garip zaten. Sen de kimsin? Ben Altay abinin sağ kolu Akif. O zaman söyle bakalım Akif. Altay abin nerede? Hani sağ koluydun? İnsan sağ kolunu bırakıp nereye gider çocuk? Ben de Kurdoğlu var diye seviniyordum. Çok estetik dövüşüyor çocuk. Vücudu al, sağlam bir yere geç. Tamam abi. Kardeşim Akif. Çocuk aşağı, çocuk yukarı. Bu nedir ya? Doğan nerede? O meşguldür şimdi. Öyle. Bu akşam sizin için çok özel bir şov hazırladı. Işıklar falan. Bizzat kendi ilgileniyor. Enteresan. Haber almamış daha demek ki. Müsaadenizle. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa işaret etmeniz yeterli. Eyvallah. Ben bu çocuğu beğeniyorum. Ama yanlış adamla çalışıyor. Bu geceki özel gösterimize hoş geldiniz. Size güzel bir gece yaşatmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Altay nerede? Bilmiyorum Mira. Adı üstünde. Tasmayla bağlanmaz işte. Onun yerini ben doldurmaya çalışacağım. Show must go on. Değil mi Nizam? Tabii... Oyunu kurallarına göre oynayacağız. Bu yine bir şeyler çeviriyor ama. Doğan sakınmaz da ucuz iş olmaz. Burada kural belli. Buraya iki kişi girer, tek kişi çıkar. Özel gecede kendime uygun bir rakip bulmak istedim. İzlerken sizi heyecanlandıracak bir rakip. Bunun için de sizin de yakından tanıdığınız bir yüz olsun istedim. Çünkü biliyorsunuz insan bir yabancıyı yeterince umursamaz. Ama yüz tanıdık olursa çok heyecan verici olur. İşte bana uygun bir rakip. Bundan haberin var mıydı? Benim yerimi almak istediğine göre... Kendini benimle denk tutuyor. Yerimi almak istediğine göre de onun için bu bulunmaz bir fırsat. Hatırla Nizam.
Ben hasmımı, senin çok sevdiğin 7 numarayı bu köşede öldürerek bulunduğum yere geldim. Bevar'ın da gücü yetiyorsa benim yerimi söke söke alır. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Hadi bakalım. Şimdi de sahneye sayın büyüğümüz Nizamettin Köz'ü davet ediyorum. Yeter artık Doğan. Saçmalama. Sakin ol Mira. Ben protokole uygun hareket ediyorum. Ettiğim yemini unutmadım. Kurallar baki. Hiyerarşiye saygı göster. Düzeni koru, kurallara uy. İtiraz etme, itaat et. Hepsi aklında. Hadi bakalım Nizam, seçimini yap. Ya o 7 numara olacak ya da benimle devam edeceksin. Kiminle devam etmek istiyorsan diğerine sık. Kesin artık. Her şey adil ilerliyor Mira. Ben yerime geçmek isteyen adamın haddini bildirdim. Şimdi karar zamanı. Viking ne oluyor? Gir. Buradalar. Kim? Herkesin ayağına bastık. Bunlar kimin adamı bilmiyorum. Madem adamları gördün niye çekiniyorsun? Söz verdim geldim. Ayrıca içeri girmemi bekliyorlardı zaten. Kaç kişiler? Ben 7 kişi saydım. Kaderimiz aynı olacak.
yerli karadağ yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.